efendim, iyi akşamlar. NPQ tartışıyor programını kaldığımız yerden devam edeceğiz ama tabii aradan zaman geçince nereden kaldığımızı hatırlatmamız lazım. Bir de seninle bu işim var diye düşünebilirsiniz. Demokratikleştirdik programı artık. Ali Saydam'ı birazcık konuk pozisyonuna indiriyoruz. Bir dönüşümlü hale mi getirdik, getirmedik mi belli değil ama bu seferlik top bende. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz söz bende kalmıştı ve bu yerlilik meselesini konuşurken yerliliğin bir köken sorunu olduğunu ben ortaya koymuştum. Ali Saydam da üstüne attı. Aa ne güzel söyledin filan dedi. Tabii bu insan methedilince şımarıyor. Ben dedim ki hem ben başlayayım hem de buradan başlayayım. Bir hatırlatayım sevgili seyircilerimize. Efendim şimdi bütün ulus devletler kendilerini inşa süreci esnasında kendilerine bir köken bulmuşlardır. Bir iki tane örnekle biraz hafızaları tazeleyelim. İşte Fransızların atalarının Galyalılar olduğunu söylemeleri veyahut da Madrid'in ortasına Don Quixote'un heykelinin dikilmesi gibi. Şimdi Türkiye'de de bu köken sorunu hala böyle kanserli bir şekilde tartışılıyor. Yani Ergenekon mu? Yoksa Mavi Anadolu mu? Yani eski Yunan köklerimiz var. Köklerimiz mi var? Yoksa 1071 Malazgirt'ten itibaren Anadolu'nun Türkleştirilmesi, İslamlaştırılması sırasında ortaya çıkan o zatiyet mi bizim kökümüzü meydana getiriyor? Tartışmaya buradan başlıyoruz. Ben şimdi Emre Aköz'e sözü devredeceğim ve kurtulacağım bu çok zor işten. Emre Bey ne diyorsunuz? Köklerimiz nerede? Yoksa başka kök mü aramak lazım? Yoksa kök aramamak mı lazım? Şimdi benim o konudaki tavrım şöyle. Dücane Bey de programda bu bir iki kelimeyle yanlış hatırlamıyorsam geçen programda değinmişti. Şimdi hangi kökü önünüze koyarsanız ve ben bunu savunuyorum, bence budur doğrusu derseniz, belli bir bunun politik, kültürel, ekonomik vesaire açılımı vardır. Ve kök arama çabası aslında, bence aslında bu kök arayan kişinin yaşadığı dönemdeki ideolojik ve iktidarla ilgili tavrını ortaya koyar. Yani şeyi de koyar mı ortaya? Mesela, yani o ulusu nasıl inşa etme, onun imgesine. Evet, bu George Dewey'nin söylediği gibi imajinerine. Yani onu nasıl hayalhanesinde canlandırdığına da düşer mi? Yani şöyle ben düşünüyorum. Tasavvuru. Şimdi tarih müthiş bir karmaşık, böyle bir geçmiş. Bu bir malzeme gibi düşünün bunu. Çeşitli boylarda belki bir taşlar gibi düşünün. Böyle bir okyanus gibi önünüzde ya da arkanızda nasıl algılıyorsanız uzanıyor. Sonra siz şimdi bugün, o gün neyse yani 1930'da mı, 1950'de mi, işte bugün mü, 2004'te mi? Bugün bazı kaygılarınız var sizin. Bugün bir şey yapmak istiyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz? Mesela siyaseten, efendim uyduruyorum, Türk unsurunu ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Ya da siyaseten efendim Müslümanlığı ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Ya da başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. O başka zaman köklerini oraya göre mi inşa ediyorsunuz? Ha, o zaman. O, böyle bir kaygılarınız var. Ve bunların çok da bu çıkarlarla ilgili. Mutlaka ilgili. Bu sizin ilgi alanınızla da ilgili. İlgi alanı derken şunu kastediyorum. Mesela geçen programda Mavi Anadolu Hareketi'ni konuştuk. Mavi Anadolu Hareketi'ni sürükleyen isimlerden işte Halikarnas Balıkçısı'nın, Azra Erhat'ın falan klasik dilleri, bu eski Yunanca, Latince falan gibi dilleri bilmeleri tesadüf mü? Hayır. Yani bunu bilmeden, arkeolojiyle falan ilişkisi olmadan bir insanın, mesela diyelim ben bugün böyle bir fikir ortaya atamam yani. Çünkü bilmiyorum. O dilleri bilmiyorum ki nereden atayım. Dolayısıyla sizin kaygılarınızla, sizin çıkarlarınızla, sizin hedeflerinizle ilgili olarak o okyanusa bakıyorsunuz, tarih okyanusuna bakıyorsunuz ve bazı parçaları toplayıp bir araya getiriyorsunuz ve bir bütün, bir süreklilik, bir ana damar atıyorum buluyorsunuz. Bu işte
bu bulma çabasının adıdır. Yani siz İngiltere ile, Fransa ile, İtalya ile, İspanya ile vesaire ilgili bir orijin, bir başlangıç noktası, nasıl o ulus devlet kurma aşamasında şey yaptılar, bulmaya çalıştılar, bunu ortaya koydular. Bizde de dediğiniz gibi aynı şeyler var. Fakat bu o tarihiyle ilgili bir şeydir. Ama yani bu... 1930'larda birisi kalkıp eğer dediğim gibi ülkedeki İslami ögeyi ön plana çıkarmak istiyorsa, o zaman efendim Malazgirt'ten bahsetmek zorunda. Müslümanlık, meseleyi Müslümanlığa getirebilmek için. Evet. Ama Emreciğim, burada mutabıkız da ögeyi... problem var. Problem buyurun. Problem şu. Buyurun, yani bu arayışlar herhalde... Ama bu soruya ben cevap veriyorum. Tamam, bu şöyle problem, şuna da cevap ver. Rica ederim. Çünkü senin okurların Sabah gazetesinden senin ne dehşetengiz bir eğitim aldığını falan bilmiyorlar. Yok canım, estağfurullah. Ben bir şey almadım yani. Yani, yani. Tevazu göstermeyin. Sahici zannederler Emre. Sahici. Şimdi şöyle bir durum var. Hani diyorsun ya, dediğin doğru. Yani bu işin görüngüsü. Yani bir o taraf, bir bu taraf, siyasi duruma tabii göre. Ha. Fakat bir de milli mutabakat diye bir konu var ya. Yani şey konusunda, işte bu Fransızların Jeanne d'Arc konusunda diyelim, veyahut da Fransız kültüründe, tarihinde Jeanne d'Arc'ın simgelediği kültür konusunda bir milli mutabakat var. Nibelungen'i bugün Almanlar oturup da tartışmaz yani. Veyahut da bunun sonucu olarak Wagner'i, Goethe'yi tartışılmaz yani. Bu, Schiller'i. Schiller'i. Bravo. Nasıl tartışılmaz? Anladım. Hayır, bu adam yani şu tartışılmaz. Yani bizde nasıl tartışılıyor yani? İşte o sağcıdır, Müslümandır, İslamcı yazardır, düşünürdür, filozoftur diye. Yani hepsi milli patrimonun içindedir. Evet, aynen öyle. Ha, bizde yok o. Bizde doğru. Yok. Şimdi onu... Bizde o yok, evet. Evet, şimdi sorum şu, neden yok o zaman? Yani hayır, neden ama anlaşamıyoruz biz kökenimiz konusunda? Ama kökenimizi kültürel... belirleyemedik ki. Ha, belirleyemedik. Kültürel kökenimiz konusunda neden belirleyemiyoruz, neden anlaşamıyoruz tespit edersek, o zaman belki daha kolay bir yerlere varız yani. O çok belli değil mi? Bence değil. Şimdi bir... Türk diyorsun, Kurtuluş Savaşı'nı Kürtlerle birlikte yapmışsın. Sadece Kürtler mi? Hayır. Çerkezler, Lazlar. Hayır, hayır. Tabii ki öyle, tabii ki öyle ama... Onlarla çatışmamışsın sonra böyle, bunlarla çatışmamışsın. Ha, şimdi o sonra çatıştın, baş kaldırılar, isyanlar, bastırıyorsun, uçak filan değil mi yani? Hı. Şimdi bir Kürt meselesi var şimdi. Sonra Cumhuriyeti kuruyorsun, filan biraz sonra zaman geçiyor falan. Diyorsun ki ben laikim. Yani önce devleti... hani İslam devletidir diye tanımlıyorsun. Sonra ondan vazgeçiyorsun. Vazgeçiyorsun. Diyorsun ki ben laikim. Laikim dediğin anda bu ülkedeki İslami unsuru dışarıya doğru, yani kendinden uzaklaştırmaya. Hayır, devletten uzaklaştırmaya. Hayır, kendinden hayatından da uzaklaştırıyorsun. Ya mesela şeyi bilmez misiniz? İnönü'nün fotoğrafı çekilecek. İnönü'nün fotoğrafı çekecek. Arkada Allah yazan, yanılmıyorsam, bir yazı var. Nasıl beni onun önünde çekersin filan diye gazetecilerle kavga ediyor İnönü. Daha da güzeli. Şey vardır ünlü konuşması. Neydi? Allah'a ısmarladık dedim yani. Ya demiş değil mi? Mesela İnönü konuşma yapıyor. Konuşma yapmaya giderken demişler ki ya paşam biraz da hani böyle İslam, Müslüman falan bir şeyler söyle de yani halka böyle yakın ol falan yani şey var ama. Allah adını zikretmiyor sizin evet için diyorlar. Yani o gitmiş demiş, ondan sonra her şeyi konuştuktan sonra, mesajlarını verdikten sonra Allah'a ısmarladık demiş. Ondan sonra işte trene, otobüse neyse binmiş de arabaya. Ya paşam hani konuşacaktınız işte hani biraz Müslümanlık falan. Ya Allah'a ısmarladık dedim ya demiş. Şimdi bu adam inansız bir adam değil. Kendisi inançsız bir adam değil. Ama o inancı, o konjektürde böyle gerekli. Hayatından atıyor, dışarı atıyor. Şimdi mesele bu işte. Daha devam edelim. Şimdi Türklerden bahsedeceğiz mesela, değil mi? Türk. Kayıboyu şimdi, gelmiş. Şimdi mesela ben 1900 Kayıboyu geliyor. İşte göçler başlıyor. Böyle gülümsemeyene bakmayın. Benim tarih bilincim resmi tarih bilincidir öyle. Sizin gibi illegal tarih bilincim yok benim. İllegal değil. İllisit. İllisit, doğru. Kayıboyu geliyor göçler, orada duruyor, burada duruyor. Bir sürü de oradan gelirken birkaç devlet de kurarak geliyor hani. Yolda da bir iki tane
Gazneliler, Mazneliler falan böyle bir şeyler kuruyor, geliyor. O Oğuzlar, Kayıboyu onların bir tanesi. Bir tanesi, güzel, harika. Yani aynı şeyden geliyorlar ama yani. Kayıboyu da geliyor, bir dağ tepesinden aşağı bakıyor. İki ordu savaşıyorlar. Bakıyor, bilmiyor hangisi hangisi. Bakıyor zayıftan yana savaşa giriyor. Aa, sonra bakıyor ki zayıf olan Selçuklu. Şimdi ne gülüyorsun ya? Okumadın mı sen bunu? Tamam, Emin Oktay'ın tarih kitabı. Zayıf olandan yana giriyor. Bu bütün şu anki tarihimizin kökü oradaki o yani bir şey muhakeme eden, değil mi? Baktılar aşağıya. O muhakeme eden liderin kararıyla her şey belirlenmiş. Yani ben neye gülüyorum biliyor musun? Bak şimdi niye gülüyorsunuz dedin ya ama Emre'ye sordun. Aslında ben de üstüme alındım. Ben şeye gülüyorum. Yani senin söylediğine değil de. Bu tezin aslında emperyalist bir tez olmasına ve bizim milli bir tez olarak benimsemiş olmamıza gülüyorum. Bu Edward Gibbon'ın 400 göçebe aşireti teorisidir. Yani bunlar göçebedirler, tekrar Asya'ya gitsinler, burası medeniyete geri gelsin tezini biz benimsemişiz. Yani bunun kadar şaşırtıcı bir şey olamaz. Fuat Köprülü'nün abidevi eseri vardı bunun karşılığında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Yani birkaç tane meraklının dışında kimse bilmez onu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun bir göçebe işi olmadığı, göçebelerin de ucundan dahil olduğu koskoca bir toplumsal patlama, Bizans'ın ve Selçuklu'nun friksiyon noktasında, çöküş noktasında o toplumun bunu ortaya çıkarttığına ilişkin hakikaten Sorbonne'da verilmiş derslerin kitap haline getirilmişidir o. Muhteşem bir kitaptır. Yani bazı yerlerin tabii yenilenmesi gerekiyor. Tarihi epey eskidir o kitabı. Ama bizimkiler nedense Edward Gibbon'un bu emperyalist teorisini benimserler. Bunu milli tez haline getirirler. Ben ona gülüyordum. Yani senin söylediklerine değil. Yani benim söylediğim bir milli sorunu tez. Bağlıyım şimdi. Evet, resmi tarih ideolojisi olmadığını iddia etmiyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Buradan çıkın, herhangi bir lise, ortaokul mezunu veyahut da bir çocuğu çağırın. İşte Osmanlı İmparatorluğu nasıl kuruldu? Bunu anlatır size yani. Kayıboyu. Ya da şeyler o kadar önemli değil, nasıl kuruldu? Nasıl kuruldu? Evet, bravo. Vallahi ben kurmadım da diyebilir. Mesela şimdi bundan yola çıkarak çok önemli bir şey söylüyorsun. Bu göçebe meçebe kültürü var ya. Abi bizim mutfak kültürümüz yoktur, biz göçebe toplumuz. Değiliz gibi. Aksine. Aksine işte, hiç göçebe bir toplum değiliz. Şimdi, bugünkü kimliğimizi zaten arayış ve de tespit edişlerle bir o zaman bir ek daha yapacağım. Yani o zaman bir ek daha yapayım izni. Türkçüler var zamanında. Hala da var yani Türkçüler var. Türkçüler diyor ki işte o Ergenekon teorisi değil mi? Yani Turancılar ama bunlar. İşte Turancıların tarzı. Evet. İşte Ergenekon oradan geldik giden buralara şey yaptık falan diye. Bunu da söylüyorlar. Şimdi güzel bunu söyleyebilirsin. Yani orijin saptamanın mesele niye sorunlu bir şeydir orijin saptama? Onu anlatmaya çalışıyorum. Pratikte anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sen geldin ondan sonra diyorsun ki Orta Asya'da Türkler var. Hadi onları da geçtik. Irak'ta Türkler var. Doğru mu? Var. Suriye'de var. Hayır var. Varlar işte orada. Sen şey dedin. Yurtta sülh, cihanda sülh dedin. Nasıl onlarla ilgileneceksin? İlgilenemezsin. Ama zaten şekilde. İlgilenmeyeceğim demektir bu. Söz veriyorum size. Bundan sonra peki, Anadolu bugün dışına nasıl? İlgili. Peki bugün nasıl? Amerika diyor ki hadi tezkereyi çıkar da gel birlikte şuralarda bir Irak'ta operasyon yapalım. Hayır ben diyor. Senin söylediğini nasıl orada anladım Türkler biliyor musun? Türkler var, Kürtler var. Ben senin söylediğini nasıl anladım biliyor musun? Bak o da çok enteresan. İrredantist bir kanal damar da var Türkiye'de. Bütün dış Türkleri birleştirme. Evet. Var öyle fikirler de var. Bu çok tabii vulgarize etmek olur. Şöyle diyelim. Ama var öyle bir şey. Türkiye yönetenlerin Asya ile ilgili iddialarının devam edip etmemesi Asya ile ilgili ideolojik tasavvuratını sürdürmesiyle alakalı. Dış Türkler meselesi Türkiye, ben Asya'yı unutmadım diyor. Eğer Türkiye İslam dünyasıyla ilgili konuşacağı zaman sadece Bağdat'a değil Afrika'ya kadar tasavvuratının uçlarını salarsa bu anlayacağız ki biz şimdilik Anadolu'da usul usul oturuyoruz. Ama hala oraları unutmadık. Şimdi orada geçici valilerimiz orayı yönetiyor. İleride ama şimdi bu, hayır şimdi bu masum bir laf değil. Yani sana söylemiyorum da masum bir şey değil. Çünkü bu bir orijin teorisine denk düşüyor. Yani bu bir köken hangisi? Teorisine şeyin Dücanen'in söylediği bir köken teorisine denk düşüyor. O da Türkiye'yi kuranların büyük çoğunluğunun Orta Asya'dan geldiği
şeyine. Hayır. Düşüyor. Değil. Şimdi öyle demedi galiba. Hayır. Osmanlı coğrafyasından çıkıyor. Bunun için. Hayır, mesela ben Kırgızları, Kazakları filan da anlıyorum da bu işin içinde. Şimdi bu Kazaklara, Kırgızlara biz Türk dedik ya. Bunlar da çok sinirlendiler bu işe. Yani Türk lafı nereden çıktı dediler. Biz Kazak'ız, biz Kırgız'ız, biz Türkmeniz. Ama Araplar da öyle. Lawrence Araplara, ey Araplar dediğinde Arap kim dediler. Onlar Haşimiydi, Emeviydi. Onlar kabileleriyle anıyorlar. Arap ırkı, bu kavramlar öyle kolay oluşmuyor ki. Ama ulus devlet aşamasında şimdi mesela Kazaklar ulus devletlerini kurarken ve nüfuslarının %40'ı Rusken veya Türkmenlerin önemli bir bölümü, yani epi bir Rus varken kalkıp da adamlara siz Türksünüz deyince, onlar Türkmen ulus devletini kurmaya çalışırken, onlar Kazak ulus devletini kurmaya çalışırken veya Başkırtlar çok büyük rahatsızlık duyuyorlar bu işten. Korkunç rahatsızlık duyuyorlar. Ama niçin prensler hep krallardan Türk demeye başladılar, onlar da sinirleniyorlar. Bu normaldir. Hep prenslikler, boyvodalar filan daha kendilerinden üst bir güce bağlanmakta isteksizlik gösterirler. Bu emperyalist teoriler ben duymayayım. Hayır, benimki tespit, ben bir temennimden ödül etmiyorum. Mehmet Ali Bey dipnotsuz konuşuyoruz biliyorsunuz yani. Hayır, böyle düşünebilirsin ama benimki bir tespit. Normaldir tabii. Şimdi Başkırtlar Lenin anlatır şeyinde Zeki Velidi Togan Lenin'le konuşuyor. Diyor ki hani siz bize söz vermiştiniz, biz Başkırt devletini kuracaktık müstakil diyor. Zeki Velidi Bey, siz siyasetle ahlakı birbirine karıştırıyorsunuz diyor. Şimdi siyaset başka bir şey, ahlak başka bir şey. Bizim burada köken sorunu bu çok makyavelik bir laf oldu ama. Evet. Siz makyaveli seversiniz. bunu itiraf ettiniz. Kavalalı. Hatırlatma ama bir programda da bu konu konuşulmuştu. Mehmet Ali Bey'le makyaveli tercih ettiniz. Kavalalı'ya biliyorsunuz bir Osmanlı onbaşısıdır. Mütercimi, Ermeni bir mütercimi, değişik şeylerden metinler okuyor, dillerden. Artin'de sanıyorum. Efendim diyor Kavalalı'ya, bu Makyavel çok önemli bir adamdır. Bunun Hükümler diye bir eseri var. Bunu size okumak istiyorum. Bir oku bakalım diyor, ne anlatacak. Okuyor ki 15-20 sayfa geçtikten sonra tamam diyor, bu metni okumamıza gerek yok. Niçin diyor. Ben onun anlattıklarından 300 katı fazla hile biliyorum diyor. Şimdi doğrusu yani siyasette tarih manipüle edilebilir bir şeydir. Türkler bu köken meselesine ben de acizane bir katkıda bulunayım. Estağfurullah. Şimdi Türkler mesela Abbas İmparatorluğu'na askeri güç olarak katıldıklarında Türklere bir köken gerekiyordu. Çok hızlı bir şekilde Türkler Hazreti İbrahim'in Horasan'daki 4 oğlundan geliyor, kabul edildiler. Ve hemen dini bir köken bulundu. O zaman siyaset dinle irtibatlı olduğu için köken ırkî değil, yani bu geçen yüzyılda olduğu gibi diniydi. Hatta Hazreti Muhammed'in Türk olduğunu, Hazreti İbrahim'in Türk olduğunu savunan bir sürü risale vardır. Cahız'ın Fedailül Etrak kitabı mesela ilk denemelerden biridir. Türkleri Hazreti İbrahim soyuna bağlayan. Hatta Mısır'da Araplar Efendimiz'den söz ederken hep Kalen Nebiyyül Arabi sallallahu aleyhi ve sellem, Arap olan peygamber dedi ki diyorlarmış. Türk'ün biri de dayanamamış. Kalallahu et-Türki Celle Celaluhu deyince, yani Türk olan Tanrı dedi ki Arap itiraz ediyor. Diyor ki ne biçim konuşuyorsun sen, Cenab-ı Hakk'ı nasıl Türk yaparsın? Bilmiyorum. Ya bir şey kalmadı ki diyor. Alemle rahmet olarak gönderilmiş son peygamberi Arap yaptın. İki de bir Kalen Nebiyyül Arabi, bir de bir Tanrı kaldı diyor. Şimdi bu tamamen bir takım etki, tepki şeklinde tezahür etmekle birlikte köken fikri bir ilmi bir şey o içerisinde mütalaa edersek, yani bunlar, bu teorileri, tezleri ortaya atanların bunlara inandıklarını varsayarsak hata ederiz. Şöyle yapsak sanki daha verimli bir şekilde yol alabiliriz. Bulduğumuz köken, bu köken Ergenekon olabilir. Hazreti İbrahim olabilir.
Gerçi Şahın Akşibendi'ye sormuşlar, efendim nesebiniz nereye varır demişler. Evladım demiş, hiç kimse nesep ile bir yere varamaz. Ama siyasette nesebe ihtiyaç var ve bu köken, bulunan kökenler mutlaka siyasi bir ihtiyaca cevap veriyor olmalılar. Anadolu içinde mesela Etiler, bizim kökenimiz, Sümerler, Etrüksler filan bizim kökenimiz olması halinde bu tez hangi siyasi toplumsal ihtiyacı karşılamış? Emre Bey de onu söylüyor. Aynen onu. Işte aynen onu söylüyor. Için söylüyorum. Hangi ihtiyacı karşılamış oluyor? Tamam, şimdi o zaman onları konuşalım mı? Hangi köken hangi siyasi veya iktisadi teoriye denk düşüyor? Bununla ilgili siyasi bir ek yaparak devam edelim o zaman. Ben Almanların köken bulma ihtiyacının ırkçı olmaktan, çünkü Almanlar Fransızları taklit ediyorlar. Hatta çok taklitçi bir millet olduğu bile söylenir. İngilizleri taklit ediyorlar. Yani Almanlar kendilerini bir köken aradıklarında Yunan'ı buluyorlar. Hatta Almanca'nın, Yunanca'nın Yunanca'yı temsil eden en güçlü dil olduğunu filan söylüyorlar. Ciddi ciddi. Bu burada sanki bizim millet olarak siyasi kaderimiz biraz farklı. Şöyle bir problem var. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları, yani Türkiye, ki Anadolu deyince Anadolu'da sınırları tartışmalı. Yani nerede başlıyor, nereye kadar? Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları uluslararası anlamda müseccel midir? Yani Türkiye'nin bölünme korkusu yaşaması, topraklarının azalması, parçalanması tehlikesini sürekli hissetmesi, bu sınırların geçici mi yoksa daimi mi? Şimdi bu çok iyi bir nokta. Ben burada bir çıkma yapacağım. Sonra devam edersiniz. O da şu. Yeryüzünde sınırları müseccel olan hiçbir ülke yoktur. Almanya. Hayır. Müseccel olması, yani uluslararası anlaşmalarla teminat altında alınması hiçbir şey ifade etmez. Ha, o amanalı, bir savaş ama... veya bir bilmem ne işi tamamen değiştirir. Alsace-Lorraine hikayesi benim bildiğim kadarıyla 7 defa el değiştirir. Fakat şöyle, yani benim haklısınız ama şunu söyleyeyim. Mesela Almanya'yı işgal ettiğinizde, Almanya'nın topraklarının yarısını aldığınızda işgal ettiğiniz bir vatan var. Alman vatanı. Neticede Almanlar vatanlarını geri almaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de öyle. Türkiye'de Türkiye vatanı var ve bu yani en azından Haçlı Seferlerine kadar geri giden bir şey. Çünkü adı biz koymadık. En azından oradan biliyoruz ki bu toprakları Türkiye diyenler İtalyanlar. Ha, şu manada. Yani Venedikliler bu adı verdiler Türkiye adına. Neden? Türkiye ne demek İtalyanca'da? Türkiye ne demek? Türklerin yaşadığı ülke. Bu geliyor adam, bakıyor dışarıdan, tamamen uzaylı olarak bakıyor. Ha, bu ülkede Türkçe konuşuluyor. Dilden itibaren etnisitenin oluşturulduğu bir dönem olduğu için. Ha tamam, demek ki burada Türk etnisitesine mensup insanlar yaşıyor. Ha demek ki burası ama daha... Türkenland. Türklerin toprağı. Onun için adı biz koymadık. Burası yani vatan kavramı yeni bir kavramdır. Bizim için de öyle. Bütün dünya için yenidir. Yani vatan kavramı en fazla gitse 17. yüzyıla kadar geri gider. O nedenle biraz avalalet söylüyorum. Yani daha çıkmadan kavram söylüyorum. Burası en azından 13. yüzyıldan itibaren Türklerin vatanıdır. Artık bir de eskiyor. Bunun da farkındasınız. Evet. Siz Avrupa Birliği kurarsanız tabii. Çifte vatandaşlıklar. Hayır, vatan terimi... Şeydeki komediyi biliyorsunuz. Vatan terimi açısından söylüyorum ben bunu. Avustralya ile hani biz futbol maçı yaptık. Şimdi Avustralya'da yaşayan, Avustralya vatandaşlığına geçmiş ve büyük ihtimalle bundan sonra da Türkiye'ye dönmeyecek olan, ondan sonra çocukları belki Türkçe bilmeyen, Türk yani 20 sene önce gitmiş, şimdi o atıyorum 15 yaşında oğlu kızı var. Yani yarım yamalak Türkçe biliyor, işte evde öğrendiği kadarıyla falan. Hani bilen, bunların hepsi Türk bayraklarıyla bizim milli maça geldiler ve Türk milli takımını desteklediler. Bunlar Avustralyalı. Ama bu çok normal. Hayır, şunu demek istiyorum. Şimdi, bunlar anormal demiyorum. Hayır. Vatan ne o zaman? Onun aidiyeti başka bir şey. Şimdi mesela Amerika'da İtalyan günleri vardır biliyorsunuz. Ve üstelik İtalyanların Amerika'ya gitmesi 19. yüzyılın ortaları. Yani neredeyse 150 yıl oldu. İtalyanlar Amerika'ya gönülde var. 8. 9. kuşaktalar İtalyanlar. Yani mezar Robert De Niro'nun İtalyanlıkla en ufak bir alakası yok. Ama İtalyan günü olduğu için İtalyan bayrağını çekiyor, fırlıyor sokağa.
Madonna da öyle, bilmem ne de öyle. Yani bunlar hala İtalyan adı alıyorlar. Şimdi o Amerikalı olmasına mani değil, öbüründe Avustralyalı olmasına mani değil. Ama işte onda da köken derdi var. Kökenim var, evet. Ne? Doğduğum yer mi, doğduğum yer mi? Hatta şimdi doğduğu yer de değişiyor ama burada köken bir takım siyasi hatta askeri faaliyetleri kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiğinde biliyorsunuz orada Memlükler, yani hem Müslümanlar vardı hem bir şekilde Türklükle alakası olan, yani bir Müslümanın bir Müslümana savaş açması pek düşünülebilir bir husus değildi. Suçtur. Evet, ama Hazreti Yusuf şöyle Yavuz Sultan Selim Mısır'a girerken şöyle söyledi: dedem Yusuf'un toprağını iyi idare edemediğimizi gördüm. Dedem Yusuf'a layık olmak olacak şekilde bu toprakları idare etmek için gelmiş bulunuyorum. Real politik işte bu. Şimdi ama burada dedem Yusuf tabirinin Yavuz Sultan Selim için sağladığı imkanı düşünebiliyor musunuz? Hangi Yusuf bu? İsa'nın babası Yusuf mu? Yoksa Yusuf mu? Bizim kültürümüzde Yusuf denildiğinde Hazreti Yusuf anlaşılır. Evet, gerçekten. O marangoz Yusuf sizin söylediğiniz. Mesela İstanbul. Biz İstanbul'u kimlerden aldık? İstanbul bizim toprağımız mıydı? Biz işgalci miydik? Hayır. Evliya Çelebi'ye bakın. Şöyle başlıyor. İstanbul Hazreti Süleyman'ın toprağıydı. Burayı başkaları almışlar ve kötü idare ediyorlar. Hazreti Süleyman'ın torunları olarak tekrar topraklarımızı geri aldık. Ama şimdi bu mantık... Bu bir ideolojik operasyon abi, değil mi? Yani bunu kabul ediyoruz yani. Bu mantık bir saniye. Bu mantık nereye götürüyor? O zaman Kudüs'te kutsal kabiri Hristiyanlar aldıkları zaman burası İsa'nın toprağı. Biz alırsak... Yani bu şimdi Pascal'in lafına benziyor. Pirenelerin öbür tarafında öldürürsen kahraman, bu tarafında öldürürsen katil olursun diyor. Evet, yani, öyle değil mi zaten? Evet. Ama şimdi burada mantık yok ki. Eylem aynı eylem. İdeoloji var yani. İdeolojinin çalışması çok var. Çok güzel yani bir noktaya geldik yani aslında. Şimdi bu ideolojilerle köken sorunu arasındaki, yani köken iddiaları arasındaki bağlantıyı kurursak bugünkü günümüze gelebileceğiz. Yani şimdi karşı tarafın aynı mekanizmayı işlettiğini bilmek zorundayız. Evet, yani rakibimizin tamam, bize kadar akıllı olduğunu düşünüyorum. Bir dakika ama ben bütün bunları söyledikten sonra bence Ali Bey'in en baştaki sorusuna biraz makul ya da değil, aklımız yettiğince cevap vermeye çalışıyorum. Neden bunların birinde kalmadık? Evet. Şimdi yani neden İonya atıyorum? Çok mutabakat sağlayamadık. Yani. Hayır, bunu neden Ergenekon'da? Çok basit. Bu soru çok güzeldi. Bunların arkasında hangi ideolojiler var? Onları konuşalım işte. Bunların her birinin arkasında hangi ideoloji var? Yani İonya denildiği zaman ne diyor, aslında ne diyoruz? Çünkü İonya bizim dışa vuruşumuz kendimizi gibi yapıyoruz İonya dediğimiz evet, zaman. Tabii. Arkamızda bir ideoloji var. Ergenekon dediğimiz zaman da öyle, Malazgirt dediğimiz zaman da birkaç öyle. Birkaç tane belki daha da ekleyebiliriz. Türetebileceklerimiz. Olarak. Şimdi hatırlayalım. İkinci Dünya Harbi, yani 1945 diyorlar ama 1945 nihayetidir malum halimiz. Tabii. 39'dan başlatırlar. Aslında bunu Weimar Cumhuriyeti'nin Almanya'da en azından 1929 işte onu geçen programda sanıyorum konuşmuştuk. Aslında halk için, aşağıdakiler için bunlar ilk mermi atıldıktan sonra başlar ama yöneticiler nezdinde bu şey çok erken başlar. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde Türkiye'ye gelen yabancı devlet adamı sayısı hiç de al değildir, değil mi? Sadabat Pakı. Kral bile geldi. Niçin? Savaş başlamıştı da ondan. Daha sonra biz de mesela Turancılar. Biz biliyoruz ki Turancılar aslında devletle irtibatı kuvvetli olan insanlardı. Fakat birdenbire 1944'te 3 Mayıs 1944 suçlu ilan ederek hapislere atıldı. Aynı şeyi MHP'liler yaşadı. Şimdi ama ne oluyor da bu insanlar memleket kurtaran, memleketin hassasiyetine sahip olan bu insanlar bir şey oluyor ve birdenbire cezalandırılıyor. Biz biliyoruz ki Turancılık devlet ideolojisiydi. Almanya ile yakınlaşma, yakın olduğumuz dönemlerde Almanya'nın yenileceği kesinleştiğinde bir de Stalin geliyor. Karşıda Stalin var.
Hemen Turancılarımızı cezalandırdık. Kemal Tahir, Fatma İrfan eşine, Fatma İrfan'a yazdığı mektuplarda diyor ki, beni çok hüzünlendirir o pasaj. Devlet diyor, anladığım kadarıyla bizim komünist olmamızı istiyor diyor. Bu yaştan sonra diyor, gerçi biraz uğraşır, okur eder filan, komünist olmayı da herhalde becerebilirim diyor. Şimdi tam matbaası hikayesini, Sertel'lerin hikayesini hepiniz bilirsiniz. Dolayısıyla burada dışarıda sabit bir siyaset devam etmediği için içerideki bu oynamalar da sabit değil. Şimdi mesela biz ilan etsek önümüzdeki hafta Türk Müslümanlığını ve Türkçe ibadeti meselesini tartışacağız diye. Bizi sırf bu konu için ekran başına kaç kişi gelir? Çok. Hayır. Yani, öyle mi? Diyelim ki 28 Şubat sürecinde o televizyonlardaki insanların ekran başına yığılması gibi bir yığılma olur mu? Çok özel uzmanlar bakalım ne diyecekler filan diye belki birkaç kişinin alakasını çeker. Niye? Toplumda hiçbir karşılığı yok. Hatta bir şey yapalım, Alevilik, Bektaşilik meselesini tartışsak yine yok. Ama hepimiz hatırlıyoruz, birkaç sene evvel gece gündüz bunları konuşuyorduk. Şimdi bu köken meselesi niye değişken? Çünkü dış şartlar, Türkiye'nin siyasi bağlantıları çok değişken olduğu için içeride de kökenleri habire değiştiriyoruz. Peki, ama hala soru geçerli. Bence de geçerli. Ben şimdi İngiltere kökenini bulmuş, Fransa kökenini bulmuş, atıyorum Almanya kökenini kim bilseydi bulanlar bulmuş yani. Biz niye bulamıyoruz? Hayır, Ali Saydam'a soracağım çünkü o Cumhuriyet'e kanat gelenler programını, o müthiş programı yapan kişidir aynı zamanda. Ali Saydam, neden bu ideolojileri biz ideolojik bazda tartışıyoruz da bilimsel bazda tartışmayı beceremedik? Yani eğer bilimsel bazda tartışsak bunların hatalı yanlarını da sevaplı yanlarını da bulacağımıza eminim. Niye yapamıyoruz bunu? Yani bu çok doğru bir soru. Birinci cevabı geleneği yok bu tartışmanın. Yani a priori bir bölüm bir şeyi kabul edip açıklamış. Öteki bölümde a priori ötekini açıklamış. Çok önemli bir şeyden bahsettim Cumhuriyet'e kanat gelenlerden. Şimdi geçen programda sohbetini ettiğimiz Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını bir gözümüz önüne getirirsek, hani Gülcan'a şey demişti, holding, molding, büyük kuruluş, süpermarket falan küçük bir yere çekiliyor. Abi ben ona cevap verecektim de unuttum ya. Tamam, bugün veririz. Şimdi yüzlerce yıl devam etmiş böyle devasa bir imparatorluğun, bir parantez açacağım. Affedersin, cümleyi bitirmeyeceğim, parantez açacağım. Ben müthiş kıskanırım biliyor musun? Benim anne ve baba kökenim, annem yedi göbekten İstanbul'dur işte, şeyin torunlarıdır, Recaizade Ekrem'in falan. İşte babam da, babam ise Kilisli bir kilis müftüsünün bir hocanın oğludur babam da. Böyle bir köken. Şimdi böyle köklü ailenin evlerine gittiğim zaman böyle Osmanlı mobilyaları görürüm. Osmanlı fotoğrafları görürüm. Böyle duran askerler efendim. Köstekli falan. Saatler. Köstekli saatler. İşte ya paşa baba vardır ya paşa dede vardır. Bir şey vardır ve onları kapalı çarşıda satıyorlar. İstersen alırsın kendine bir paşa hanedanı kurabilirsin. Yapanlar var da yani ben sabahları tıraş olurken aynaya bakıyorum. Sen olmuyorsun herhalde tıraş. Ben aynaya baktığım için yapamıyorum böyle şeyler. Şimdi o dönemde bu o insanların hayatlarını incelerken Cumhuriyet'e kanat gelenlerde şunu gördük yani. Bir, senin her programda bir kere adını ağzına aldığın Mehmet Ali, proje diyorsun bu Cumhuriyet meselesine, değil mi? Şimdi burada Dücahide haber ediyor ki bir düş kırıklığı yaşamış bir toplum ve kendisini ezik hisseden, yani hani çok kültürlü, soylu bir kişinin fakir düşmesi gibi, zayıf düşmesi gibi, işte hani beyaz Rusların Paris'e, İstanbul'a, İstanbul'a gelip aşçılık, garsonluk yapmaları gibi. Dücane'nin her programda da ondan bahseder arada. O duygu var ya, o duyguyu hiç koparmadan, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Anadoluluk ve yerlilik meselesi Cumhuriyet'in başında var. Yani Cumhuriyet'in kurulduğu ve o duygu
ve Anadolu'ya sahip çıkma. Mesela şu laf var ya, Anadolu'ya gitme. Yani tayini çıkıyor. Rafet Ang'ın hikayesini tavsiye ederim, okuyun yani. Şu anda hala hayatta, 90 küsur 100 yaşında mı ne? Hala Milliyetin Bakanlığı'nda danışman statüsünde falan böyle bir hanımefendi var. Urfa'ya tayini çıkıyor hocam. Genç kız 21 yaşında, yol yok. Koşa koşa gidiyor değil mi? Koşa koşa gidiyor. Anadolu'yu sevdiği için mi gidiyor? Anadolu'ya gitme. Çalık koşu bunu. Bir dakika, hayır. Hayır, bir dakika, ben karşıyım buna. Anadolu'yu sevdiği için... Anadolu'yu sevdiği için falan hayır, gitmiyor. Hayır, hayır, öyle değil. Cumhuriyet'i sevdiği için gidiyor. Anadolu'yu sevdiği için değil. Bak, bir o, bir de Dücane'nin söylediği. Ya elinde artık başa gidecek yerin yok. Yani... Bunu böyle bilinçle ifade ettiğini... Vatan böyle inşa edilir işte. Bilinçle, iddia ettiğini söylemiyorum ama bilinç DNA'sında, RNA'sında artık geri çekilmiş. Aynı Ruslar, beyaz Ruslar gibi gelmiş. Başka yeri yok yani. Bu Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı romanlarını okursanız aynı şeyi görürsünüz. Veyahut Aytmatov'un şeylerini okursanız aynı şeyi görürsünüz. Şimdi ya burada, vatan inşa süreci bu. Şimdi bu duygu, Anadolu duygusu, o hani... Nereye koyarsak koyalım, Mavi Anadolu, işte efendim Bozkır Anadolu, hangi Anadolu dersek diyelim. Anadolu'ya gitmek, bir ceza, eza, bir dert, sorun. Bunun o dönemde böyle bir şey yok. Kutsal bir görev. Kutsal bir görev, aynen. Yani kim bu ama? Ben size sayayım. Öğretmenler. Öğretmenler, başka? Sayıyorum, devlet memurları. Tamam, başka? Askerler. Güzel. Bunların hepsi devlet, hepsi memur bunların. Bunlar memurlar. Doğru abi. O dönemde bir... Peki, pardon, gene abi. O hissiyat, özür dilerim. O hissiyat. Biz kendimizle dönemin, sohbet eder gibi oluyoruz. Sayın, peki dönemin tüccarında niye yok? Efendim? O his. Tüccarı yok ki daha. Ticari bir şey olduğu yok. Olduğu kadarıyla canım yani. İşte olduğu kadarıyla. Niye? Ama yani zaten o devlet tarafından beslenen... Şimdi tam o döneme gelelim tekrar. Kendi başlarına yatırım yapacak mecanları yok. Tekrar, Anadolu'da... Çünkü o proje, o dediğiniz proje... Çünkü öyle bir proje vardı. Bu projeye inanan insanlar vardı. Yani proje şu, biz artık geri çekildik. Vatanımızı yani burada kuruyoruz. Holdingden bakkala döndük. Vatanımızı evet bu sınırlar içinde kuracağız. Kimseyle bu halkı da, bu halkı da, Rütte Süsciyanlısı, bu halkı da millet haline getireceğiz. Ulus haline getireceğiz. Yorgun savaşçı falan diye böyle müthiş. Bunu biliyorum ben. Ben de bir sürü anılardan falan okudum. Bunları biliyorum. Ama bu anıları ben okuduğum zaman şunu görüyorum. Şu soruya bunu yapanlar, bunu yapanlar memurlar. Ama memurlar da gökten zembille düşmüyorlar. Bu memurlar evet. Ama aynı hissi, aynı hissi, işte misal diye size söylüyorum, tüccarda görmüyorsunuz. Hangi tüccarda görmüyorsun? Anadolu tüccarını görüyorsun. Yani. Ama Anadolu tüccarı da yerinden kıpırdamıyor. Yani doğru. Esnafla tüccarı doğru ayırıyoruz değil mi? Yani evet. Anadolu yani esnafında şunu, görüyorsun. Şunu demek istiyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Ama bütün projeler hep devlet projesidir zaten. Hayır. Ama bu çapta projelerin devlet yapmayayım proje olma dakika, zorunluluğu var. Bir dakika yapmayın. Çok büyük bir çapta bir proje. Evreciğim, katılım ve kararlılık açısından bu hani moda deyimle commitment diyorlar ya yabancılar. Bunu ben Türkçe iki kelimeyle karşılıyorum. Kararlı bir şekilde katılım. Güzel. Üç kelime oldu. Kararlı katılım. Evet. Kararlı katılım. Tabii seni tatmin etmek için. Kararlı katılım diyelim. Hani dibine kadar. Şimdi sonuna kadar varız. Varız. Şekersin. Evet. Güzel. Tamam. Geldi. Ben şimdi suçlamıyorum. Bu soru ortaya atıyorum. Ya bu katılımlı, kararlı katılımın sebebi, demin işte oraya geleceğim, sorusunun cevabına geleceğim. Katılımı kararlı sebebi kökenine dönme, kökenine sahip çıkma duygusudur. Başka hiçbir şey ama değil. Ne benim kökenim? Hiç, tam tersi. Kökene dönme değil, köken kurma o. Ben hiç katılmıyorum buna. Bir dakika. Senin katılmanı sağlamaya çalışmıyorum zaten ben. Ortaya bir şey atıyorum. Zeps Erhard'ın strip dediği, insanlığın temel bir numaralı güdüsü, canlılığı sürdürme güdüsü. Doğru mu? Hayatı. Hayat. Canlı. Hayatta kalmak. Hayatı bir numaralı güdüden bahsediyoruz. Yani hikmetten bahsetmiyoruz ama Dücane. Hikmetli bir güdüdür aslında. Güdü olamaz hikmet. Animal rasyonel. Animal tarafı insan, hayvan tarafı yaşamaya çalışır. Hayatı ister. Evet. Rasyonel tarafı yani natık oluşu da düşünmeyi ister. Tamam ama ikisi de insanın ki, doğal isteğidir. Doğrudur ama bunun birincil güdüsünü herhalde nedir diye sorsak hepimiz diyeceğiz ki burada canlılık. Yani canlı olmasak düşünemeyiz. Canlı olmasak düşünemeyiz. Bravo. Canlılığı devam ettirme, sürdürme. Şimdi bu o duygusal atmosferi yaratan da bu zaten. Dönüp canlılığı sürdürme güdüsüne o baktığımız zaman
Anadolu'daki o atmosfere baktığımız zaman, adam Paris'te okuyor ya, bir sürü ne arf matematik profesörü üzerine şey var, adına teoremler var yani. Cahit mi? Cahit Arf. Bravo. Allah razı olsun. Evet. Bir tanemizin kafası çalışması iyi bir yok şey. Ya, bu arada. Cahit Arf gibi adam, Ecole Normale Supérieure gibi falan, böyle yani Fransızları bile zor okuyamadıkları okullarda. Benim babam da asbelkader oradan mezun. Benden daha, ben Avrupa'da böyle bir çok sıradan bir üniversitede okuma fırsatı buldum. O da mezunlar. Geliyorlar bunlar. Babam Bursa Sanat Mektebi'ne teknik resim öğretmeni, yüksek makine mühendisi olarak yetiştirmiş. Çünkü bir tanesi de deniyor yani. Hatta teklif geliyor. Gel senin borcunu ödeyelim devlete falan. Hem Cahit Arif'in cevabı var. Hem babamın kendi şahsi ve anlattıklarından biliyorum. Ya maddi borcumu ödersin. Manevi borcumu devlete nasıl ödersin diye soruyor o. Gel senin borcunu ödeyelim diyen adama. Şimdi bu duygu sadece şeyden açıklanamaz. Yani bağımsızlık, istiklal. Şimdi burada bir çok enteresan bir noktaya geldi. Biz işin sürekli devlet tarafından proje olarak köken bulma çabalarını, köken tayin etme ya da bunları değiştirme çabalarına dikkat çektik. Ama bir de bütün bunlardan bağımsız Anadolu'da yaşayan insanların kendilerini tanımlamaları var. Evet, evet. Devlet, devletinki yukarıda yaptığı numaralar tırnak içinde kaç numara olursa olsun operasyonlar evet. Devletin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. Yani evet. Tam senin söylediğinde olacak evet. Bir şey söyleyeceğim. Türk milletine sorarsın nerelisin? İşte dedin ki İstanbul'da oturur Malatyalıyım der. Aslen nerelisin? Yani Anadolu'nun mutlaka bir yerinde yani. Çok net hatırlıyorum. Babam Gaziantep'liyim mi ne demezdi? Kilisliyim derdi. Ali Say'dan benim sana sorduğum soru tam burada. Biz mektebe giderken aşağı yukarı aynı tarihlerde. İşte kökenimiz mesela Anadolu'dur abi. Oraya gelmek tarih lazım. Tarih dersinde gelir kocaman harita. Orta Asya'dan boyuna böyle bir oklar çıkar. Evet evet bravo. Tamam bunun evet. Böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Kızılderililerinde bizim akrabamız tamam. Olur öyle öğrenmiştim. Tamam. Böyle olmadığını biliyorsun. Ve o tarihlerde bunlar okutulurken bunun böyle olmadığını bilen koca koca adamlar vardı değil mi Türkiye'de? Evet, evet. Niye bunlar söyleyemiyorlardı? Yani sivil toplum neden siyasal topluma karşı sesini yükseltemiyordu? Neden köken... Yani sivil toplum siyasal toplum... Kamuoyu demek istiyor yani. Böyle bir şey hiç olmadı ki. İşte ben de onu soruyorum. Tam onu soruyorum. Neden sivil toplum oluşmadı? Hani o şey vardı ya Süpermarket Osmanlı. Biz bize benzeriz. Süpermarket bize Osmanlı benzeriz. Sivil toplumu oluşturmadı ki. Her şeyi devletle çözdü. Yani her şeyi devletle çözdü. Ve onun için bütün ideolojiler de tabii bakkala dönüşünce de bu sefer devletten gelir oldu. Başka çaresi yok bu işin. Şimdi ama bu... Biraz... Yani bu devlet tepişmesi. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Bir ara yapacağım. Yapmamız gerekiyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim ben. Emre peki çok önemli bir şey söyle ondan sonra ara yapalım. Sonra. Hayır şimdi söyle. Sen ver arayı sonra. Allah'ını seversen. Siz arayı vereyim sonra. Peki ben arayı vereceğim. Şöyle vereceğim. Müsaadenizle Sayın Başkan. Estağfurullah. Siz açtınız. İkinci bölümde siz açacaksınız. Yok açmayacağım artık. Sen çok karışıyorsun. Onun için sen açtın. İktidar kavgası yok aramızda. Yok. Şimdi mutabık olabilecek algıladığım kadarıyla mutabık olabilecek bir önermedir. Geliyor her şey bizim kökenimizin Anadolu olduğuna dayanıyor. Ama Anadolu'dan başka yer kalmadı ki. Bizim evet, Trakyalılarımız... Anadolu ama hangi Anadolu? Onu konuşalım. Köken o Anadolu Trakyalılarımız olursa... da var, Ohrililerimiz var, bir sürü Ohrililerimiz var. Bu olumlu bir şey olmaz. Boşnaklarımız var. İlk azınlık dili, etnik dil olarak Boşnakçı'ya Anadolu'yu da düşünürsek. Misak-ı milli sınırlarındayım ben hala. Devam edeceğiz. Ama Boşnaklarımız var. Lütfen ara ver. Tamam. Peki. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar Ali Saydam'la devam edeceğiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bir problemim var. Siz de fark ettiniz. Ali Saydam'a bir soru sordum. Bir türlü cevap alamadım. O cevabı alabilmek için dolaştık. Şimdi tekrar Ali Saydam'a soruyorum. Ali Saydam, burada bir takım köken teorileri tespit ettik. Bunları neden bilimsel olarak tartışmıyoruz da ideolojik olarak tartışıyoruz? Lütfen kanaatinizi bize lütfeder misiniz?
Siz, bu sorunun yanıtı sizin kaçıncı program oldu bu bilmiyorum ama her programında Amenti gibi ifade ettiğiniz şeyde saklı, açıklamada saklı bence. Siz veriyorsunuz bunun yanıtını. Fakat biz demek ki yeterince size geri bildirimde bulunamıyoruz. Öyle anlaşılıyor. Aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor efendim. Arz etmeye çalışayım. Bir projeden bahsediyorsunuz habire. Yani Cumhuriyet projesinden bak. Osmanlı'da böyle bir problem var mı? Ben Dücane Bey bu konuyu daha iyi biliyor. Sorayım. Var mı Osmanlı'da köklü möklü bir şey? Hem de nasıl? Ne tür bir problem var? Kimlik problemi var mı Osmanlı'da? Çünkü o projenin kendi ideolojisinin içinde saklı sizin sorunuzun yanıtı. Yani Cumhuriyet projesinin kimlik meselesinin, yani Atatürk bu konuda çok basit bir şey söylemiş. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Yani büsbütün işleri karıştırmış değil mi? Yani ne mutlu Türk olana dememiş. Ne mutlu Türkiye'li olana dememiş. Yani siz, ben zannetmiyorum ki Atatürk onu böyle yani bir an etnik aklına, anlamda kullanmadığı besbelli. 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 Çünkü Türk'üm diyene diyor. Yani kim ben Türk'üm derse diyor. Şimdi kökenle ilgili onun ifadesi bu. Şimdi Cumhuriyet'in projesinde de bu olduğuna göre demek ki mesele o ideolojik kapsamda mecburen tartışılmak zorunda kalınıyor. Merak ediyorum hakikaten Osmanlı'da nasılmış mesela? Ceddimiz dediği zaman, kökümüz dediği zaman, ahvadımız dediği zaman Osmanlı nereye gidiyor? Fatih Sultan Mehmet'in 3 oğluna koyduğu isimleri hatırlayalım. Cem, değil mi biri? Diğeri Bayezid. Diğeri Selim mi? Yok, oğuldu galiba. Neyse, şimdi tam hatırlayamadım. İsimler konurken bile bu bir niyete dayalı olarak konur. Her devletin bu... Birinci Bayezid'in çocukları daha ilginçtir. İsa, Musa, Muhammed, Mehmet yani Mehmet ve Süleyman. Evet. Evet. Şimdi tabii, yani üç dinin ve bir de ünlü Süleyman Peygamber. Size zannediyorum orijinal gelecek bir bilgi aktarayım. İkinci Viyana seferiyle ilgili o çevrede çok gerçi dördünü bir arada telaffuz etmiş birine pek rastlamadım. Birkaç isimden söz edeceğim. Birincisi herkesin bildiği Sabatay Sevi. İkincisi Mehmet Vani Efendi. Üçüncüsü Ali Ufki. Dördüncüsü Niyazi Mısri. Niyazi Mısri meşhur bir mutasavvuf. Ali Ufki Mezamil Mütercimi Kitab-ı Mukaddes'i Türkçe'ye çeviren kişi. Sabatay Sevi zaten biliniyor. Mehmet Vani Efendi ünlü Türk müfessiri. İlk Türkçü müfessir. Şimdi Mehmet Vani Efendi Kestel'e sürüldü. Bu Vaniköy oradan gelir. Vaniköy Mehmet Vani'den gelir. Şehzade hocası. Şimdi bu konu pek tartışılmış değil ama bu köken meselesi olunca zikretmek istedim. Şimdi hakikaten şey tefsir hala yazma halinde ve şeyin tamamen Türkçü bir şeyle, düşünceyle yazılıyor ve bu Cumhuriyet döneminde de hangi yıllarda Mehmet Vani Efendi aşağı yukarı? 1600 işte 80'lere kadar geliyor yani 17. yüzyıl. Şimdi çok enteresan, bu hatta bir doktora da yayınlandı Mehmet Vani Efendi ile ilgili. Kronik Osmanlı tarihinin müellifi. Ha şey. Danışment. Danışment. Onun mesela böyle bir kitabı da var. Bol bol kullanır. İsmail Hami Danışment. Saraydan evlidir biliyorsunuz. Şimdi orada enteresan olan Türklerin soyuyla ilgili bir bölüm var. Mehmet Vani Efendi Sabatay Sevi'nin hayatını 3 defa kurtarıyor. Hatta bazıları biraz vulgarize ederek hanımı Sara ile ilişkisi olduğunu falan da söylüyor. Çok enteresan. Niyazi Mısri'nin de nefret ettiği biri. Niyazi hanımıyla Mısri... ilişkisi varsa hayatını niye kurtarıyor? Bir mantıksızlık var yani. Tamamen benim kanaatim Viyana seferiyle alakalı olarak işin içinde. Çünkü Mehmet Vani Efendi Viyana'ya giden ordunun vaizi. Hatta başarısı olunca ulemanın kanı akıtılmadığından sürgüne Kestel'e, Bursa'ya sürülüyor. Sanıyorum Amsterdam Yahudilerinin finansını temin etmek, karşı orduyu zayıflatmak için bir takım
operasyonlar. Orada enteresan olan tefsirde Türklerin soyuyla ilgili bir önemli bir bölüm var. Garip bir biçimde bu soy Hazreti İshak'a bağlanıyor. Şimdi hatırlatma... Hep İsmail'e bağlarlar halde. Tabii. Bu çok yani önemli. Bu enteresan. Bu hep İsmail'e bağlanır. Hazreti İbrahim'in soyundan gelmek zorunda. Yani dini referans sistemi kullanıldığında ırk, yani Türkler için bulunan şey köken İsmail. Köken Hazreti İsmail'den hareketli. Hatta Hazreti İbrahim Cahız'ın fedail etrakta 6 oğlu var diyor. Biri İsmail, biri İshak. 4'ü de Horasan'a göndermiş. Oradan geliyor diyenler de var. Fakat umumiyette İsmail kullanılır. Niye? Peygamber Efendimiz de Hazreti İsmail soyundan geldiği için. Vani Efendi ise Türkleri İshak'a dayandırıyor. Bayağı iyi bir çabayla. Kurban edilene yani. Edilmek istenilene. Aynen. O orada da ihtilaf var biliyorsunuz. Bazıları... İsmail mi İshak mı? Evet. Tabii. Şimdi enteresan olan şu. Hazreti İbrahim'in 2 oğlu var. Yani en azından bildiğimiz. Diğer 4 oğlunu saymıyorum. Biri Sara'dan eşi. Birinci eşi Sara. İkincisi Hacer. Yani Hazreti Hacer'den İsmail doğuyor. 90 yaşındayken Hacer. Sara 90 yaşındayken. Sara 90 yaşındayken. Hazreti İshak doğuyor. Hazreti İsmail işte Hicaz'a geliyor filan. İşte müstarip Araplaşmış kabul ediliyor filan. Oradan bir soy üretiliyor. Fakat ilginç olan Hazreti İshak'ın soyundan Hazreti Yakup geliyor. Hazreti Yakup'un ünvanı İsrail'dir. Yani İsrail sözcüğü o İsrail oğulları Yakup oğulları demektir. Ve Hazreti Yakup şeyden geliyor. Hazreti İshak'tan. Yakup'tan da Hazreti Yusuf. O zaman falan. Şey çok haklı yani Yalçın Küçük. Yani hepimiz o zaman Sabetaycı. Yani Türkiye'nin tamamı Sabetaycı. Yalçın Küçük buraya varmamıştı. Yardımınla varacak. Evet. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Mehmet Vani Efendi 17. yüzyılda Türklerin soyunu hem de bir Kur'an tefsiri bağlamında inşa etmesi ve bunu İshak, Hazreti İshak'a bağlaması tesadüf olabilir mi? Şimdi burada evet bu ilginç. Niye İshak'a bağlıyor? Çünkü Mehmet Vani Efendi'nin Sabatay Sevi ile irtibatını bir dikkate alalım. Sabatay Sevi benim tabii kanaatim için konu o değil ama tamamen bir savaş operasyonudur. Osmanlı entelijansiyasının gayet ustalıklı yürüttüğü fakat hahamların itirazıyla kullanımdan çekilmiş bir projedir. Yahudilerle irtibatlı olduğu için Viyana Seferi özellikle Yahudileri de ilgilendirdiği için çünkü Viyana'daki Yahudi sermayesi hala öyledir. Güçlü olduğu için Türklerin kökeninin Hazreti İshak'a bağlanması Yahudilerle ilgili geçici pazarlıklarla alakalı. O psikoloji. Peki bu Yahudilerin ne işine yarıyor? Yani tamam, gelenler şimdi... yabancı değil mi aynen? Ya biz kardeşim siz de komplo teorisine çok alışığız da yani bu pragmatik bir evet bu. Şimdi siz de Hazreti İshak'tan geliyorsunuz. Biz de Hazreti İshak'tan. Peki Yahudiler bunu yutuyorlar mı? Şimdi bu Frenklere karşı savaşırken siz niçin bizim tarafımızda yer almıyorsun. Mesela size dokunmayacağız demek. Hitler'in tabii Hitler'in gamalı haçı. Kesmeyeceğiz. Neyin sembolü? Svastika. Nereden? Ta eski Mısır'da. Hint'ten. Hint'ten. Ya, Hint ari. Çünkü oradaki gamalı haç beyaz sınıfı temsil eder. Üst sınıfı seçilmiş ırkı temsil eder. Hitler gamalı haçı seçerken niye sembolünü Avrupa'da bildik şeylerden almıyor da Hindistan'dan bir anlamda ithal ediyor. Hakikaten niye? Çünkü sembollerin yani bilimsel ideolojik diyorsunuz ya hayat, fikir hayatı, siyaset biraz sembollerle inşa edilir. Yuşa Tepesi vardır Beykoz'da. Yuşa Aleyhisselam halk gider oraya bilen. Niçin orada Hazreti Yuşa'nın yani Hazreti Musa'nın bir yanındaki gencin, mezarının Beykoz'da işi nedir? Şimdi bir vatanı, bir toprak parçasını vatan yapmak kolay bir iş değil. Değil tabii. Dikkat ederseniz iki deniz, Mecmaul Bahreyn, iki denizin birleştiği yer, Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle, ifadesiyle.
Beykoz Karadeniz'le Marmara'yı birleştiriyor. Dolayısıyla iki denizin bir Hazreti kimdir bu oraya Yuşa Hazreti Yuşa'nın mezarını istihare yoluyla tespit eden kişi Kaynı Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'dir. Yahya Efendi dergahını bilirsiniz. Dolayısıyla siyaset ve rüyalar arasındaki irtibatı, evet, semboller arasındaki irtibatı eğer unutmazsak Şeyh Edebali'nin rüyası mesela. Tabii bizim evet, bizim siyasi tarihimizde rüyalar olaylardan daha önemli işlevlere sahip olmuşlardır. Yani simgeler. Tabii yani simge üretim için. Peki çok güzel. Rüya... Ama şimdi Ali Saydam'ın topu attığı nokta. Şimdi bir sürü şey söylüyoruz. Bir sürü köken üretebiliriz. Bunu görüyoruz. Yani saydıklarımızdan daha kat kat fazla köken üretebiliriz. Ama 2004'teyiz. Avrupa Birliği projesi var, Türkiye alt üst oluyor, bir sürü karışıklıklar içindeyiz, kafamız karışıyor, her bir şey karışıyor. Fakat hala köken sorunlarını biz daha sakin, daha yansız bir şekilde tartışamaz haldeyiz. Hep böyle ideolojiler, bunu gördüğümüzde de geliyoruz, bir yerde tıkanıyoruz, şu soruya cevap veremiyoruz. Neden ideolojiler önde? Yani tamam, siyasi ideolojilerle yürüyor, bilmem nelerle yürüyor ama bir de bilim yapan insanlarımız var, düşünen insanlarımız var. Acaba Türkiye çok şey magazinleşti mi? O yüzden mi bu tekeliyetler, mekeliyetler filan satıyor? Bilimden, bilimin ortaya çıkabilmesi için verilerin, hani eskilerin tabiriyle teraküm etmesi, birikmesi gerekir. Dolayısıyla mesela biz bugün rahatlıkla Milli Mücadele Dönemi'ni, İkinci Dünya Harbi'ni çok rahat konuşuyoruz. Belgeler yayınlandı filan. Ve eğer yaptığımız yargıların hiçbiri bugünü etkilemiyor. Eğer bizim burada yapacağımız yorumlar bugün bir siyaseti ikame etmeyi veya zayıflatmayı amaçlasın. Bakalım o kadar rahat konuşabilir miyiz? Rica ederim, haklısın da şu noktayı bir aydınlığa kavuşturabilir miyiz acaba? Osmanlı kendi kökenini Türklerde görmüyor herhalde, doğru mu? Hayır, onu hep görür. Fakat bunu öne çıkarmıyor. Şimdi şöyle çok yaygın olarak popüler bir anlayışı var ya, Süleyman Çelebi'ye gönderme yapar. Hani gittik orada etrakı bir idrak. Türkler vardır. Yani Türk tebasını küçümseyen, aşağılayan... Orada çok büyük bir hata yapıyorlar. Onu bir aydınlığa kavuşturmakta yarar var. Şimdi Arapçalık... Osmanlı Türkleri sevmezdi onların tebası ve aşağılıkça... Türkmenleri. Şimdi onu karıştırıyor. Yani göçebe olanları. Göçebe olanları. İşte, bedevi olanları. Arap sen de diyordun ki Kürtler, Türkler göçebe değil diyorsun bir de. Şimdi, öyle bir enteresan iddiam var. Arapçada, Kur'an-ı Kerim'de bile bedevi Arap var, bir de Arap var. Yani bir şehirli Araplar var, bir de badi Arapları, çöl Arapları var. Elbette çöl Arapları daha belki samimi, doğrudan doğrucu Davut ama daha kaba. Duyguları filan daha sarih ama incelmemiş. Şimdi bu Almanlarda da var. Almanlar güneydeki Bavyera Almanlarıyla kuzeydekiler Hanofa Almanlar aynı mı? Yani Paris'teki Fransızla işte Taşlı'daki Fransız aynı mı? Birbirlerine taktıkları laflar insanı utandırır. Mesela. Dolayısıyla Türklerde de, Türklerde mesela kaba Türkçe, Ayın Tabi Mehmet Efendi'nin 1841'de yayınlanan bir Kur'an tercümesi vardır. Diyor ki, ben Kur'an-ı Kerim'i kaba Türkçe'ye çevireceğim diye. Herkes anlasın diye. Bunu Cumhuriyet döneminde bak Türkçe'ye kaba dedi diye adamı eleştiriyorlar. Oysa kastetti şu, kaba Türkçe, halk Türkçesi demek. Yani ben herkesin anlayabileceğim. Yani yoğrulmamış Türkçe demek evet, istiyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bizdeki Türklere yönelik bizzat Türkler tarafından ifade edilmiş böyle tahrif edici ifadeler vardır. Bunlar kaba Türkler. Yani şehirli olmayan, eğitimden geçmemiş Türkler anlamındadır. Siz lütfen yanlış anlamayın. Mesela Tatarlar için Akıncılarda Tatarların kullanılması hayır, Tatarların içinde de yine eğitimlisi ve eğitimsizi var. Dolayısıyla bazı vasıflar eğitimden geçen insanlar doğrudan merkezde kullanılıyor. Enderun'a alınıyor. Olmayan halk içinde kalanlarsa fazla yani Osmanlı Türkleri kendini olarak görüyor mu? Ve hangi Türkleri görüyor? Oğuz Türkleri tabii. Yani, Oğuz Türkleri değil mi? O da, onun da tabii şeyleri var. Çünkü Türklerde bir kabileyi zikrettiğinizde bir soya, bir damar atıp yaptığınızda bu Anadolu'daki diğer damarları yalnız tabii şimdi burada şöyle bir ufak parantez içinde bir şey vurup Emre Bey'e bir soru sormak istiyorum. O da şu. Şimdi bu Osmanlı'nın kayı boyuna mensubiyeti 2. Murat zamanında ortaya çıkmış bir şeydir. Evet. Daha önce kayı boyuna mensubiyet diye bir şey yok. Zaten
Yani kayıların Anadolu'ya geldiği çok kesin de çeşitli kayı adını taşıyan köylerimiz var. Bursa'da da olur. Yani sadece Bursa'da değil, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Ama Osmanlı'yı kuran aşiretlerden bir tanesinin kayı olup olmadığı tarihi olarak kanıtlanmış bir şey değil. Ayrıca Osman Bey'in kayıya mensubiyeti de kanıtlanmış bir şey değil. Yani Osman Bey'in bir Selçuklu merasımı olduğu, yani hatta gulam sisteminden gelme, yani daha doğrusu saray kölelerinin içinden mi geldi yoksa bir aşiret mensubu mu oldu, bunlar bilinmiyor. Şu andaki bilgilerimiz bunu şey etme ortaya işte koyuyor. Osman Bey Atman'dan gelir. Yani tabii Osman, nereden? Arapçalık Hazreti Osman'daki Osman değildir. Çünkü Batı dillerinde Ottoman diye yazıyor. Evet. Osman'ı oysa Osman diye yazıyor Batı'da. Evet, evet, evet. Oradaki Osman'ın aslında Müslüman ismi olmayıp Atman diye bir eski Türk ismi, Halil İnancık falan bunları... Olabilir. Evet. Yani bütün bunlar, bütün bunlar teori olarak ortada. Fakat şimdi köken sorunları hep var. İkinci Murat zamanında çıkması ta kökü Bayezid'e dayanan Anadolu'da genişleme süreci içinde Gavur Sultan şeylerine karşı, suçlamalarına karşı. Yani Türklerin üzerine, Müslümanların üzerine nasıl ilerlerse sen Gavur Sultansın. O da ben Gavur Mavur değilim. Ben has bir has Türk'üm, kayı boyuna mensubum. Biçiminde ortaya çıkmış, ideolojileştirilmiş bir şey. Yapılanma bu. Şimdi ben işte buradan itibaren soruyorum. Biz kökene muhtaç mıyız? Yani artık 2004'ün Haziran ayında biz bir kökene mecbur muyuz? Yani su gibi, hava gibi. Hayır, hayır. Öyle değil. Bursa, bu manada. Bu manada, bu manada. Yani bütün her şeyimizi açıklayan şey gibi, böyle her derde deva ilaç gibi. Bir yani dedik ya, köken alalım. İyonya yazdım işte bu. İyonya, Ergenekon, 1071 Malazgirt. Üç tane kaba şey söyledim. Kaba, daha bunlar da kabaca, denemem. Daha arttırabilirsiniz. Ama her zaman oldu bu sorun. Bu üç tane köken bizim bu tartışmalarımızda söylendi. Değil evet. mi? Peki bu üç, diyelim bu üçünden birini seçeceğiz. Yani, üçünü de seçebiliriz. Hangisi kullanışlıysa? Hayır, hiçbirini de seçmeyebiliriz. Hayır, böyle hiçbirini de seçmeyebiliriz. Dördüncüyü yükleriz o zaman. Ya hiçbirini seçmemek olmaz yani. Mecbur hayır, mümkün müyüz mü diyor şimdi? Bu topraklarda mesela şunu söyleyeyim. Biz, o 90'lardan sonra garip bir biçimde bizim vatanımız Orta Asya'dır şeyleri, ifadeleri öne çıkmaya başladı. Sanki hep şey hissederim, bize Orta Asya'ya gidin mi demek istiyorlar. Bu Orta Asya'yı niye... Tabii canım, bu Türkçe böyle şeyi öyle, besbelli. Dolayısıyla... Yo, gidin demek bizim, olması şart değil ki öyle efendim. Efendim? O gidin demek olması şart değil ki. İlişkiyi sizin üzerinizden kuralım demek o aynı yok, zamanda. Yok, o sonra. O iyimser bir yorum o. Başlangıçta gidin demek. Evet. O eskisi ama. Eskisinde gidin demek. Şimdi gidin diyebiliyor musun? Şimdi, şimdi bu tabii biz bu topraklarla olan münasebetimiz geçici bir münasebet mi, hakiki, sahici bir münasebet mi? Burada bu bulunacak olan kökenler, buna ilişkin üretilecek olan bütün tasavvur ve tasavvurlar bunu zayıflatmaya mı yönelik olacak? Bu buradaki ikametimizi, bekamızı zayıflatmaya mı yönelik olacak? Yoksa güçlendirmeye mi? Şimdi şöyle dertlerimiz çıkıyor. Şöyle dertlerimiz yani çıkıyor. Ergenekon'u kabul edersek Türkiye'deki bütün Türkiye olmayan unsurları dışarıda bırakmış oluyoruz. Onun ihtilatları oluyor. Uzun bir şey yaşadık. Savaş yaşadık. Ama milleti hakime, milleti sadık. Hayır, hayır, hayır. Şimdi Osmanlı terimleriyle değil, tamamen siyasi terimlerle konuşuyoruz. Her yurttaşın eşit olduğu bir cumhuriyet rejiminden bahsediyorum. Evet, evet. Her yurttaşın eşit olduğu bir cumhuriyet rejiminde biz kalkıp milleti hakime, milleti üstüne bilmem ne filan gibi laflarla konuşursak başımız iyice dertli demektir. Şimdi bu Ergenekon Türkiye'nin önemli bir bölümünü dışarıda bırakıyor. Boşnak'ını, Çerkez'ini, ondan sonra Kürd'ünü vesaire. Arnavut. Yani etnik bazda konuştuğumuz zaman. Evet. Arnavut. Eğer 1071 Malazgirt dersek o zaman bütün eski Yunan, Roma, Bizans vesaire vesaire bütün o mirası biz reddetmiş kendi elimizle batıya vermiş oluyoruz. Biz 1071'den itibaren var olan daha önce olmayan İslam öncesi bir Anadolu'yu sahiplenmekte aciz bir kültür olarak ortaya çıkıyoruz. İslam öncesi Anadolu, İslam ve Türk öncesi Anadolu'yu sahipleneceğiz mi, sahiplenmeyeceğiz mi? Ne kadarsa. Mavi Anadolu'yu kabul edersek bu da sefer tekrar yine Troya, Akaya, Hektor, Akilleus gibi böyle çatışmalı terimler içine giriyoruz. Ben başından beri zaten size de yönelttiğim sorunun içeriğini açarsak o çıkıyor ortaya.
Yani eğer biz Avrupalılar gibi, Avrupa'nın birçok ülkesi gibi kendi geçmişine karşı sakinleşirken, kendi geçmişini şey ederken, ulusal kültürle mezzederken yaşadıkları o rahatlama dönemini yaşayabilecek olgunluğa geldik mi, gelmedik mi? Eğer geldik... Bizse ne yapabiliriz? Gelmediğimiz seninle son cümlenin içinde var. Ulusal kültürle milli kültür arasında bu toplum bir fark görüyor mu, görmüyor mu? Görüyor. Türk ulusu demek ve Türk milleti demek arasında tabii. Gel, kelimeler üzerinde bu kadar oynuyoruz. Yani ama iki, kelimeler şimdi, zaten ha, o itiş kakışın çıkışı. Evet, çıkışı. Yani o itiş kakış oluyor, o kelime yani çıkıyor daha zaten. Yani. Sorduğun sorun içinde ulusal kültür mü diyeceğim ben, milli kültür mü diyeceğim? Ben, Atatürk'e bakıyorum, milli kültür demiş. Tabii ben diyorum ki mesela Türk ulusu diyenler, Türk'ü oluşturan karakter, o karakteri oluşturan unsurlar içerisinde dini görmek istemeyenler. Doğru. Evet. Eğer mesela milliyetçi dediğinizde dine milliyetçiliği içerisinde yer veren kimseleri, ulusçu dediğinizde bunun hiç ihtiyacı olmayan kesimleri. Şimdi anladım. Ben bu milliyetçi lafına da kafayı takmış vaziyetim. Hepiniz biliyorsunuz ki milliyetçi Batı dillerinde pejoratif bir laftır. Kötü bir laftır. Kimse kendisine milliyetçi denilmesinden hoşlanmaz. Eğer böyle bir duruş içindeyse yurtsever demeyi, vatansever demeyi tercih eder. İkinci Dünya Harbi'nden sonra. Tabii yani. Ama hayır, ne zaman olursa olsun biz hala milliyetçi diyoruz. Yani orada bile bir sakinleşme içinde değiliz. Hayır, bir de ırkçı var ya, o milliyetçi biraz daha... Ha, milliyetçi ırkçı daha çok kolay kayabilen bir şey ama. İşte o kaymamaya çalıştırılıyor ya. Şimdi şunu demek istiyorum. Biz şurada milliyetperver ulus mu, demek ulus mu diyelim, milliyet mi diyelim, milli mi diyelim, ulusal dili mı diyelim. Bir kere, dili bir kere vatan haline getirmeyelim. Ama öyle. Ama hayır, bir kere oradan başlayalım. Yani ama öyle. Dili vatan haline getirmeyelim diyorum. Yani... das Haus des Seins. Hayır, evin olsun da vatanın olsun. Varlığın evidir. Hayır, evin olsun, vatanın olmasın. Şimdi Mehmet Ali, bir şey sorabilir miyim? Benim hakikaten kafam karışık. Ben senin kadar bilge bir kişi olduğum için. Rica ederim. Şimdi senin kafan değil mi sen? Arkadan çok... muhakkak tehlikeli bir şey. Geliyor. Evet. Önce yumuşattı. Neyse boş ver. Sen ne soracaksan doğrudan sor. Bu iki arkadaşımız profesör falan. Hayır, sen ne soracaksan doğrudan sor ya. Sorayım peki. Şeysiz konuşacağız ha. Yani. Asterix olmadan konuşacağız. Atatürk de ulusçu bir dönem. Ulusal, ulusçu. Böyle bir laf var mı? Yok. Gazi'de yok. Mustafa Kemal'de hiç yok zaten. Ulus lafı ne zaman çıktı ortaya? Ulus gazetesi ne zamandır? Şimdi sen biliyorsun bu işleri. Onun için sana soracağım Mehmet Ali. Ben bilmiyorum Ulus gazetesi. Ya milli kültür, milli meselemiz, milli mücadele. 1932'den itibaren. 32'den. İşte dediğim gene geliyoruz. Gene geliyoruz. Kırılma. Yani milli derken herkes. Babam, dedem, teyzem, halam, yakın çevrem, ben büyürken. Milli mücadele, ulusal mücadele mi? Ulusal savaşımız mı? Ne diyeceğiz yani? Ulusal savaşım. Bravo. Ama Doğu Perinçek bile artık milli diyor. Mesela milli mücadele diyor. Ulusal. Ne yani Doğu Perinçek bile yani. Dünyanın hiçbir toplumu Kurtuluş Savaşı'nı kutlamaz. Yani. Değişebilir yani Doğu Perinçek'in ne zaman ne dediği konusunda ben kendisini bir zamanlar yakinen izlemiş biri olarak yani referans noktası almak için birer iki defa düşünelim yani. O yüzden sevgili Doğu Perinçek'e buradan selamlar. Parti lideri olarak saygımızı, selamımızı gönderin. Fakat yani Doğu Perinçek'i siyasi öngörü ve hoşgörü sınırlar içinde referans noktası alıp almayacağımızı ayrıca tartışalım. Şimdi milli lafı buraya kadar 32'ye kadar gelmiş veya 34 neyse. Kürt arkasından bir anda her şey ulusal oluvermiş. 33'te Hitler iktidara geliyor. Sonra milli görüş lafıyla. Şimdi bir dakika. Milli görüş ama ne abi? Milli görüş lafıyla. Bir dakika. Çok doğru tespit. Ali yani Saydam. Şimdi halk ne diyor? 33'te, yani. 33'te badem bıyıklı Hitler iktidara geliyor. Tamam. Ben sana şunu soracağım. Halk ne diyor? Halk da bölünmüş vaziyette. Halk ulusal mı diyor, milli mi diyor? Hayır ama halk hangi halk? Okula gidenler ulusal diyor. CHP'liler ulusal diyor. Kendini bildim bile. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Gazetesi ulusal takımımız diye yazıyor. Evet. Allah rızası için kim ulusal takımımız diyor şu bizim milli takımımız? Yok, çok az.
Yani demek ki bu proje tutmamış. Yani onu anlatmaya çalışacağım. Hayır ama orada tutmadı. Bazı yerlerde de çok tuttu. Ya tutsaydı zaten AK Parti iktidara gelmezdi. Bak bugün hemen sıçrayayım sana yani. AK Parti iktidara getiren ortak ruhi şekillenme ve kamu vicdanı işte bizim işte başından beri tartıştığımız milli kültürün ve ortak ruhi şekillenmenin sonucudur. Eğer bunu anlayamazsak AK Parti ne zaman iktidardan gider? Kim alternatif olur? Türkiye'nin önümüzdeki 20 senesi nasıl şekillendirecektir? Bunu algılamamız mümkün değil. Yani eğer ulusal takım lafı tutmuyorsa burada bir problem var. Yani milli gelir de diyoruz. Bak ulusal gelir demiyoruz. Ulusal gelir milli gelir. Vardır. Gayri safi milli hasıla diyor. Doğru. Yani, düşündükçe buluyoruz. Şeyin çok enteresan bir örnektir. Türk Dil Kurumu bir sürü kelimeler uydurdu. Bunların bir kısmı tuttu, bir kısmı tutmadı. Bunlardan bir tanesi uçak kelimesidir. Uçak yanlış bir kelime. Aslında doğru bir konulan yer ama uçak. Şimdi müsaade ederseniz ak, Türkçedeki ak. Mesela yalaktaki ak gibi, oturak. Çanaktaki gibi mekan, mahal anlamına geliyor. AK Parti'deki gibi değil, değil mi? Uç ak. O isim o. Tamam. Uçaktaki ak uçma alanı demektir. Halk çok enteresan bir biçimde. Yani havaalanı demek. Havaalanı. Yani. Uçak eşittir havaalanı. Teyyare karşılığında kullanılmaya başlayınca mecburen bir daha üretmek zorunda kaldılar. Havaalanı ürettiler. Oysa uçak zaten havaalanı demekti. Bunu birçok şey için, sözcük için kullanabiliriz. Mesela uzlaşma kelimesi aslında özleşmeden gelir. İki özün birbirine nispetinden gelir filan. Şimdi yukarıdakiler istediği gibi bazı şeyleri kesip biçeceklerini yani toplum mühendisliği diyor. Fakat millet yine kendinde olanı söyler. Hakikat kelimesi ile gerçek kelimesini karşı karşıya koyduğunuzda hakikat kelimesi... Ama farklı şeyler. Ama hakikat kelimesi... Ama böyle karşılıyor. Türkçe öyle karşılıyorlar ama aynı şey değildir. Çünkü gerçek vakanın karşılığıdır. Hakikatin karşılığı doğru değildir. Birçok şey için, sözcük için bunu kullanabilir. General kelimesi mi daha saygı duyuyor, paşa kelimesi mi? Yasak olmasına rağmen paşa. Niçin? Bir de yasak üstelik. Çünkü paşa kelimelerin tarihi var. Sözcükler alelade insanın duygularını, düşüncelerini ifade etme aracı değildir. Neleri hissediyorsa, mesela aşk kelimesi bu sözcüğü duyan kimi heyecanlandırmaz? Sevi. Bu onu kullananlardan bağımsız olarak böyledir. Çelebi, derviş sözcükleri hala bizde saygı... Yalnız tabii de halkın dili de öyle doğrudan doğruya halkın içinde oluşan bir şey değil. Çok çeşitli eğitim kanalları aracılığıyla halka bir de böyle aşılanan bir dil var. Yani edebiyattan aşılanıyor, hacıdan hocadan aşılanıyor, okuldan aşılanıyor, bilmem nereden aşılanıyor. Artık televizyondan aşılanıyor. Şimdi gazete abi, bütün parçalardan fazladır diye bir laf var. Evet. Bunda mutabıkız herhalde. Yani. Ya böyle bir laf olduğunda mutabıkız. Yani bütünün parçalardan fazla olduğunu... Bu bütününe göre değişir. Evet, bence de bütününe göre değişir. Fazla olduğu diyebilir yani. Tabii. Bilimsel şüpheci entelektüel takımıyla zaten bu konuları konuşmak hata. Neyse, bütün parçalardan fazladır mantığıyla baktığım zaman ben... Bu ortak ruhi şekillenme dediğim hiçbirinize satamadım daha... ortak ruhi şekillenme dediğim kavramın hiçbir şekilde dış müdahaleden etkilenmediğini sizler deminden beri anlatıyorsunuz. Ama ben de diyorum ki o ilk baştan beri ikide bir zikrettiğim söylediğim laf var ya onun hala arkasında duruyorum ve diyorum ki Türkiye'de ortak ruhi şekillenme yok diyorum. Ben de var diyorum. Ne yok biliyor musun? Olmayan bu ortak ruhi şekillenmeye tekabül eden ideoloji yok, siyaset yok. Evet. Olmayan o. Ama öyle bir siyaset olamaz kendisi ki. Var. Beni neden ilgilendiriyor bu biliyor musun? Demokraside ben... böyle bir siyaset olamaz. Bir dakika. Olamayacak. O zaman o total bir siyaset olur. Seni kabul ediyorum. Evet. Söylediğini. Ama beni neden bu konu ilgilendiriyor? Buna kafayı takmış vaziyetteyim. Gayet basit bir sebepten. Benim işim, yaptığım iletişim danışmanlığı, iletişim. İletişim işi yapıyorum ben. İletişim şu demektir. Bir fikri, bir ürünü, satmak, bir hizmeti... Satmak değil, o pazarlamanın falan satışın işi ama iletişimin işi bu ürün, fikir veya hizmetle ilgili karşı tarafta bir algı oluşturmak ve ikna etmek. Neye? Satın almaya ikna etmek. Tamam. Şimdi bunu yapabilmek için, üniversitede verdiğim derslerde, verdiğim konferanslarda anlattığım şey şu. Bunu yapabilmen için diyorum ki
karşı tarafın, hedef kitlenin veya kişinin onun değer sistemini, kültür sistemini net olarak algılaman lazım. Anlaman lazım ki ona göre ifade edebilesin. Yoksa işte Jacques Segal'i getirdiler 99'da. Sayın Mesut Yılmaz'a kampanya yaptı. Şimen Düfer'in önünde resmini çekti Mesut Bey'in. Ve altına dedi işte siz Türkiye'yi geleceğe taşıyacak lider. Fransa'da Şimen Düfer, tren, lokomotif. Terakkinin sembolüdür. Evet, gelişmişliğin, dakikliğin, teknolojinin simgesidir. Oysa bizde tamamen işte geri kalmışlığın, köhnemişliğin, çağ dışılığın simgesidir. Uçak rötar yapar ama tren zor. Aynen öyle. Şimdi değil mi Fransa'da tren çok, Fransa'da övünüyorlar bile yani trenleri. Ya bir dakika bile geç kalmaz. Tamam. Övünüyorlar bir de bunlar. Tamam. Çok şaşırmıştım ben. 10.34 trenin hareket saati. Ya 30, yani insan 35 yaşına değil mi? Yok 34. Neyse şimdi bizim halkımızın ortak ruhu şekillenmesini dikkate almadığın takdirde verdiğin mesaj karşıya peki geçmez. Peki nedir Ali Saydam? İktidarda gelemezsin, oy da alamazsın. Hani giderim propaganda yaparım, kamuoyunu kandırabilirsin, kamu vicdanını kandıramazsın. Şimdi benim bu konuya ilgilenin ne odaklandığım yer burası. Ya bu kamu vicdanı denen hadisenin içinde yatan, işte başından beri konuştuğumuz toplumsal kimlik, bir sürü şey var. Kamu vicdanının içinde bir de toplumsal kimlik var. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu bir iletişim uzmanı olarak bunun üzerinden. Bitireyim bak çok heyecanlı. Hayır ama bak ben parantez içinde ama bunu söylüyorum. Bak bir saniye söyle, parantez içinde. Ya bunu unutma. Başkan o kessin peki. Şimdi biz başka ülkelerin hiçbirinde görmedim. Herhangi bir müzik türüne o ülkede var olan, revaçta olan müzik türlerinden birine tükaka denilsin. Ve bunun üzerine çarşar çarşar yazılar evet. Yazılsın. Bu sadece Türkiye özgü. Bilebildiğim dünya ölçeğinde. Özgüde ne olmuş? Her şeyde bölünmeye çok meyyal bir toplum. Ben bak şimdi. Bunlar tutmuyor. Senin kadar çırpın. Yasaklı o müziği. Arabeski çalmadı TRT. Ama mesele tutup tutmuyor olması değil ki. Buna ideolojik bakılıyor olması. Arabesk bugün bence önü en açık Türk müziği türü. Yani Mehmet Ali'ciğim anladım. Ama ben de diyorum ki bu devletin ayıbıdır. Hayır sadece siz, devletin değil. Tabii kendi müziğini dinlemeyi yasak ederseniz bir millete. Hayır ama onun taklidini dinler. Ama evet bravo. Ama yani, sadece devletin devletin ayıbıdır. Hayır. Şimdi bu doğru da ama sadece devlete değil. Bunun peşine takılıp sayfalarca, günlerce, aylarca yazılar yazılan ondan sonra arabeskin tam benim söylediğimi söylüyorsun. Ben de diyorum ki kamu vicdanı denen öyle bir şey var ki ha bak bu devletin Türkçe bakımından uygun. Neydi deminki? Ortak ruhi şekillenme. Ama evet. Onu söyleyecektim. Onu bir türlü benimseyememizin nedeni Türkçe zevki selimimiz. Evet. Üç iki sıfatlı bir tamlam olduğu için ortak ruhi şekillenme ama bu çok daha güzeldi. Kamu vicdanı denen hadise ideoloji, tepeden inme, karar belli bir süre için katlanır. Belli bir süre için katlanıyor. Yönlendirme, Türk Dil Kurumu kararı, Türk tek sesli Türk musikisini yasakla, tek kanallı devlet televizyonu ve radyolarından arabeski yasakla. Orhan Gencebay'ı çıkartma. Çıkartma. Hiçbirini dinlemiyor. Ben işte Batı'ya entegre olacağım, Batı'ya entegre olacağım, Batı'ya entegre olacağım diye çırpınıyorsun. Batı'ya entegre olması en zayıf olan partiyi getiriyor, iktidar yapıyor. Yani özü itibariyle bakacak olursak bizim devletin siyasi alışkanlıklarıyla çok uygun. Şimdi şunu demek istiyorum. Vicdanı şimdi bu beni ilgilendiren kısmı onun için habire o soruları o yüzden soruyorum zat halinize beyefendi. Estağfurullah. Beni ilgilendiren kısmı işte bu kamu vicdanı ki bu kamu vicdanı doğru anlamazsan ne siyaset yapabilirsin, ne ürün satabilirsin, ne öğrencilerini tatmin edebilirsin, ne okurlarını tatmin edebilirsin, ne dış politika yapabilirsin. Bu geliyor bu millet mış gibi yapıyor, idare ediyor, seni geçiştiriyor Kenan Evren'i geçiştirdiği gibi. İlk seçimlerde akşam Kenan Evren çıkıyor ki bu adam sahtekardır, yalan söylüyor, buna oy vermeyeyim diyor. Ertesi sabah gidiyor %40 küsurla tek başına iktidara getiriyor. Şimdi bunu kavramamak... Bir kelimesi var, Metis. Nedir o? Metis deniyor buna. Ben de bu dergilerden öğrendim zaten onu. Metis ya da popüler Metis deniyor. Melez yani, melez. Bilmiyorum. Metis daha, melez. Dün akşam da şey okudum. Onu da o yüzden bilmiyorum yani. Yani kelimeleri kökenine falan bakmadım. Ha. O da şu demek, iktidar karşısında
sana bir şeyler yaptırmaya çalışan, seni yönlendirmeye çalışan iktidar karşısında en genel tarifiyle köprüyü geçene kadar ayıya dayı deyip ondan avanta lavanta hop arkasını dönünce bilmem ne yapmalar filan. Bütün bu iktidar karşısında zayıf olan kesimlerin uyguladığı strateji ve taktiklere bazen beklemek, bazen boyun eğmek, bazen işte arkasına dolanmak, bazen çaktırmadan yürütmek vesaire gibi bunlara metis deniyor ya da popüler metis deniyor. Evet, yani siz bunu tarif ettiniz aynen, şu anda. Evet, yani bunun ben başka bilmiyordum. Bir bilmiyordum onu edeceğim. Fakat şuraya getireyim. Yani bu hani üç tane nokta var ya, gene oraya geliyoruz. Yani Anadoluculuk ve yerlilik noktasında Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan itibaren gelmiş olan yaklaşım kesinlikle halka yabancı olmayan, halkıyla bütünleşmiş olan ve bu nedenle de bütün o dinamik genç idealistler kuşağını her bir şeyden vazgeçerek, kendilerinden ve bütün çıkarlarından vazgeçerek Anadolu'ya hizmet için koşmalarını sağlamış olan o duygusal ortamı hedefleyen oluşum Anadolu ve yerlicilik gelip bir yerde Batı taklitçiliği ve teslimiyete dönüşürken bence işte oradaki odak noktasını kaybediyor. Yani benim kökenim ne? Sorusunu kaybediyor. Şimdi biz kaybettiği zaman zaten kökeni belli olmayan adamı kutup kolundan istediğin yere çek götür yani. Şimdi Ali Saydam şöyle bir dertle baş başayız. Gitmiyor da ama. Evet. Süremiz bitmek üzere yani hepimiz birer ikişer dakika, işte birer ikişer dakika aynı konuda konuşalım diyorum. Şimdi hem kökenimizi belirleyemedik hem de Batı'yı taklit ediyoruz diyoruz. Batı'yı taklit ediyor muyuz sayıda? Yani Batı'yı taklit etsek böyle karma karışık bir toplumumuz olur mu? Yani Batı'yı taklit mi ediyoruz, edemiyor muyuz? Ha, uymuyor. Yani yemiyor veyahut da. Hayır ama şimdi, aynı eve. Şimdi Japonya taklit etti Batı'yı. Yani hakiki bir taklittir. Japon Meiji reformu hakiki bir taklittir. Bugün Japonya bir şey oldu. Yani Japonya bugün kimliği de olan, uzaktan bakıldığı zaman ne olduğu anlaşılan, yani otobüslere doluşup fotoğraf çeken insanlardan müteşekkir bir toplum. Yani bir türlü aptallaştılar filan. Hayır, öyle bir şey demek istemiyorum. öyle bir şey demek istemiyorum ama yani Japonya hakkında. Dedin ama yani. Hayır demedim. Demedim. Ben sahibi aslisiyim, ben demedim diyorum. Siz öyle yorumluyorsunuz. Hiç kimse hakkında hiçbir şey demedim. Ama yani Türkiye dışarıdan bakıldığı zaman tarif edilemez bir toplum. İçeriden asla tarif edemiyoruz da dışarıdan da tarif edilemiyor. Dışarıdan daha kolay tarif edilmiş. Diyorum ki bu Batı taklitçiliği lafı nereden çıktı? Edemedik ki. Ne diyorsunuz bu konuda? Etseydik diyorsun zaten. Ya etseydik bir şey olacaktık. Çarpık olacaktık, çırpık olacaktık ama bir şey olacak. Gene çarpık çırpık. Hayır. Aslında olacak mıydık bilmiyorum. Belki de çarpık olacak. Evet. Aslında etmeye çalışıyoruz. Yani en azından idareciler nezdinde bu konuda az çaba ortaya konmadı. Onun bir kısmı aslında müspet bile oldu. Ama bizde ortaya çıkardığı en büyük tahribat, bence bunu belki ileriki programlarda konuşmalıyız. Bizdeki süreklilik duygusunu yok etti. Tarihi tabii, mi yok tarih etti? Yani, tarihi mi yok etti? Tabii, tarihi değil. Tarih dediğiniz insanda süreklilik duygusunu evet, oluşturacak şekilde inşa edilen bir şeydir. Tarih sadece bizi süreklilik duygusu kazandırıyor mu, kazandırmıyor mu? Hani kökene niye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü sürekli, yani biz sadece var olmak için değil, varlığımızı sürdürmek için de bir sebebe ihtiyaç duyuyoruz. Bir şekilde var olduk, devam edeceğiz. Bunun için bize bir köken lazım. Benim kanaatim yaşadığımız, yani Tanzimat sonrası için, en azından son iki asırı katabiliriz. Bize hangi zararı verdi derseniz, ben süreklilik duygumuzu çok ciddi bir şekilde kaybettik derim. Ne zarar veriyor süreklilik duygumuza? Pardon, özneyi kaçırdım. Yani kurumlarımız mesela dar medreseleri kapattık. Şimdi bizde farklı bir tecrübe yaşadık biz. Osmanlı tecrübesi. Medresenin yanına mektebi koyduk. Oysa mesela Galile... Ya mektep vardı zaten, taş mektepler bilmem ne. Hayır, şu manada. Batı'da mesela bilimle uğraşan insanlar kilisenin dilini biliyorlardı. Yani aynı kurumda bilimle uğraşan Latince de biliyordu. O dünyanın dilini biliyordu. Yani eskiyi biliyordu fakat yeni bir şey iddia ediyordu. Bizde eskiyi bilenler medreseydi. Yeniyi bilenler mektepler başladı. Medreseli mekteplinin yenisini bilmiyordu.
yani hiç bilmiyordu anlamında söylemiyorum. Mektep de medresenin eskisini bilmiyordu. Önce ikilik tanzimat... Yani bizim Cemil Meriçlerimiz çok az oldu, öyle mi? Hayır, çok oldu ama bu... Hayır, yani bir... ikisini birden bilen anlamında söylüyorum. Hem medreseyi hem mektebi bilen birisidir Cemil ya Cemil Meriç. Cemil Meriç bilmez ki bunları. Yani, bilir. Hayır canım, yani Cemil Meriç medreseyi nereden bilir? Yani? Yani medresede ne olduğunu bilir en azından yani. Hayır. Yani peki. Buna evet diyemeyeceğim. Cemil Meriç'i bir daha konuşuruz. Ama ne yazık ki bunu onaylayamayacağım. Peki. Şimdi dolayısıyla bizde Darülfünun kuruldu. İşte bir sürü çabalarla az işler de yapılmadı. 1933'te bir üniversite reformu. İşte getirdikleri birkaç Almanla yeniden kurmaya çalıştılar. Ve kurumlarda süreklilik. Mesela aynı bizde, tarih bak 3. 4. defa 32'ye geliyoruz değil mi? Abi, 32, mesela 33. bizde topçuluğun bir arkadaşım söylemişti. Bizde topçuluğun tarihi nereye gider? Hepsi mühendisliğine, İberrümayn'e götürüyor. Bizim bir bilim tarihçisi arkadaşım demiş ki ya nasıl bunu? Hiç mi köprü yapmadık? Hayır, Fatih'in topları var yani. Fatih Sultan Mehmet dönemi var. Yani siz topçuluğu nasıl mühendisliğine? Düşünmüş. Bu da bir şey asker ki kendini bizzatmış cevap veren. Biz demiş modern topçuluk anlamında. O zaman o da modernliği demiş yani. Şimdi dolayısıyla bizim kurum... sözünüzün geri kalanını unutmayın. Çünkü süremiz doluyor. Açtı, evet. Açtı. Haftaya süreklilik meselesi. Haftaya süreklilik meselesi yani. Bu kopuş noktasına itibaren Ali Saydam göreve büyük bir zevkle size devredeceğim. Yok yok, gelecek hafta Dücane Bey. Dücane Bey'e tamam. Dücane Bey kendine söz vererek başlasın. Evet. Efendim bir MPQ tartışıyor programını daha bitirdik ama konuyu bir türlü bitiremedik. Hala Doğu Batı'dayız eğer farkındaysanız. Haftaya biter mi bitmez mi bilmiyorum ama biz buradayız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.